Bir diğer sorumuz merkezi x ekseni üzerinde olan çember. Merkezi x ekseni üzerinde merkezin koordinatları şu şekilde bir şeydir. Ve çember üzerinde hmm, x ekseni a'da ve b noktalarında y ekseni c ve d'de kesiyor. Şimdi bir çember hayal edelim. Çemberin merkezi x'e 0 ve x eksenini eksi 2'de kesiyor. Ve şurada bir b var. Şurası A noktası. Tabii ki de şu AB uzunluğu çapımız. Y eksenini de şöyle olsun. D 0 4 ve pardon bu C'ymiş. C 0 4. Şurası da D'ymiş. Buralarda kesiyormuş. Çemberin çevresi için çevre formülü 2 pi olduğuna göre r'yi bulduğumuz an soru biter. Demek ki derdim y ile y'ye yoğunlaşmam lazım. Merkezden kirişe giden dikme kirişe eş böler. Burası 4 ise burası da 4 olmak zorunda. Şurası 2 şuraya a diyelim. Yarı çapımız 2 artı a ise 2 artı a olmak zorunda. O zaman yarı çapımız yine 2 artı a. Demek ki a'nın değeri buradan 3. A'ya 3 verirsek sağa doğru 3 birim gittiği için x'im de 3 oluyor. x'imin 3 olması demek 3 artı 2'den r'imin 5 olması demek. 2 çarpı pi çarpı 5'ten buradan da 10 pi gelir.